Kalktık. Günaydın. 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 Kalktık, kahvaltımızı yaptık. Çocuklarla gidip biraz tavşanları sevdik. Şimdi bir kahve içeceğim. Daha sonra Bergen'de akvaryum var bir tane büyük. Norveç'in en büyük akvaryumuymuş. İşte köpek balıkları, foklar vesaire bir şeyler. Çocuklar için güzel bir aktivite olur diye oraya gitmeyi düşündük. Hava biraz bulutlu, yağmur yağmayacak bugün ama çok da yani böyle günlük güneşlik bir hava değil. Öncelikle gidip akvaryum gezeceğiz. Oradan sonra da küçük bir sürprizim var demiştim. Aslında çok da küçük değil, biraz büyük. Şöyle bir şey falan. Bir köpek aldık. Sahiplendik diyelim. Almadık. Sıfır. Yani sıfır kilometre değil. Eski sahipleri bebekti vesaireydi derken çok zaman ayıramıyoruz işlerimizden dolayı vesaire deyip sahiplendirmek istemişler. 1,5 yaşında Staffordshire Bull Terrier. Bir süredir çok arıyorduk zaten biz o cins köpek. Birçok yetiştiricinin de listesindeydik aslında ama yani bize henüz sıra gelmedi. Yaklaşık 5-6 aydır bekliyoruz. Biz de yani her yerde aramaya başlayınca böyle bir şey bulduk. Sahiplendirilme ja da ev değişikliği diyelim. Umplacering deniyor Norveççe'de. Yeniden yerleştirme. Cinsi güzel, yetiştiricisi güzel, herhangi bir hastalığı vesairesi yok. Bunlar önemli şeyler çünkü. Sonrasında da artık bizimle yaşayacak. 1,5 yaşında. Erkek, ismi Malvin. Ama biz Alvin demeyi düşünüyoruz. Bakalım kabul ederse kendileri. Onun dışında böyle. Bugünümüz böyle geçecek Bergen civarlarında. Karavanı buradan hiç sökmeyeceğiz. Böyle duracak burada. Öyle. Ama sevmeye çalış onları, öyle kovalama. Tak bakalım gözlüğünü. Neden? Güneş var. Takacağımız. Evet. Sağda solda biraz kaybolduktan sonra Bergen'e geldik. Bergen merkezini gezmeyeceğiz bugün. Akvaryum var burada büyük. Dediğim gibi. Oraya gidiyoruz. Oradan sonra gidip köpeğimizi alacağız. Muhtemelen yarın Bergen'i gezeceğiz. Böyle bakalım, göreceğiz. Evet, parkın ilk misafirleri burada. Penguenler. Yavruları var şuradakinin. Bak, o bari evet. Duruyor. O sadece duruyor. O böyle flar değil ha? Evet baba. Ay, bu şakir flar. Fok balıkları varmış burada. Ne? Fok balıkları varmış. Gel bakalım neredelermiş. Bak orada bak, atlıyor bak. Görmedin. Bak hoppa. Nerede? Şimdi bir daha atlayacak, bekle bak. Hop. Şimdi bak arkaya, bak arkaya, o tarafa bak şimdi. Hop. If you take a look at their heads, you can see that their ears, nose, and eyes are placed in a straight line, so they can see, hear, and smell everything that's going on the water surface, but still hide their entire body. They can also close their ears and nostrils while diving, and they also have webbed skin between the toes. Leyla, gördün mü timsahı? Krokodiller. Ne varmış burada? İguana mı varmış? Uyuyor galiba. Büyük deden. Uyuyor. Isırabilir babacığım. Maymun. Evet. Bak. Elde yaban ha? Elde yaban istiyor. Elde yaban istiyor. Kanka su stuur he istiyor ne var? Bu da tüm da. Bu tüm.
Efe! Bak gördün mü? Bunları balıkların midelerinden çıkarmışlar. Böyle plastikleri şeyleri suya atarsak balıklar onları yer ve zehirlenirler, ölürler. Kesinlikle denize pislik atmıyoruz. Bunları o yüzden buraya koymuşlar böyle çocuklara göstermek için. Çünkü bir kaskanımı inir. Evet, suya bir şey atarsak. Olsa gur bir vark. Evet, sonra oradan gidersek. Olsa komenumun otor. Balıklar onları yiyorlar. Sonra karınlarına plastikler. Baksana ne kadar şey gitmiş karınlarına. Hasta olur da ölürler. Ay hayvan. Nerede? Bak bak üstümüzden geçiyor bak. Baba bak. Var mı? Burada piranalar varmış. Bunlar çok faali babam. Bunlar çok tehlikeli. Bunlar ısırıyorlar. Evet babam. Parçalıyorlar. Bak biz balığa gidince bundan tutuyoruz babam. Toşko. Balıklar doğduklarında normal dik gidiyorlar. Gözler iki yanda. Olgunlaştıktan sonra yan dönüyorlar. Öyle devam ediyorlar. Arkamdaki yolu ne kadar net görüyorsunuz bilmiyorum ama yola kışın karda buzda kaygan olup insanların kaza yapmasına yol açmaması için ısıtıcı borular döşüyorlar altına. Sıcak su geçecek ki üstündeki buzu kara eritsin diye. Bu arada biz geldik tabii aracı bir park yapacak yer bulamadık. Geldik park ettik vesaire derken çocukların stresinden vesaire park bileti almayı unuttuk. Ben şimdi arabaya dönüyorum. Ceza yemiş miyiz yememiş miyiz bir kontrol için. Bir de arabayı alıp akvaryuma dönüp çocukları ve eşimi alacağım. Böyle bugünü Bergen'de değerlendireceğiz galiba. Köpeği yarına bırakıyoruz. Çünkü hava bugün güzel, yarın kötü. Evet, arabaya geldim. Bakıyorum. Yenmiş herhangi bir ceza yok henüz. Hadi, şanslıyız. Yani en azından bize tebliğ edilen bir şey yok henüz. Arabaya koymak zorundalar diye biliyorum çünkü ben. Dönme dolaba binmeyeceğiz dedim ama bineceğiz. Şu dönme dolaba binelim mi? Balık marketi kapalı. Muhtemelen koronadan dolayı hiç kurmamışlar bile. Dolapları falan da bomboş. Böyle bir yer kalmış geriye. Maalesef. Balık marketinin tam karşı sokağında Bergen'in en dar sokağı var. Burası değil. Burası kapalı. Şimdi gidiyoruz oraya doğru. D ve K Gangen. Ne har. Süre park yeri aramıştım. Şimdi Flo'ya yine çıkacağız. Seninkilerle. Bağırma. Sweet me. Trenle Filoya'nın tepesine çıktık şu an. Tabii tatil bizim için değil, çocuklar için olduğu için çocukların eğlenebileceği yerlere gelmeyi tercih ediyoruz. En azından orada belki bir bank bulur da rahatlarız diye. Maalesef çocuklu hayat böyle bir şey. Onlar şimdi burada oynuyorlar. Biz de nefes alıyoruz biraz. Çok kalabalık. Sosyal mesafeye dikkat etmeye çalışıyorlar ama çok da dikkat ettikleri yok. Yani çocuklar parkta birbirleriyle oynuyorlar. Aynı yerlere dokunuyorlar. Ne anladım o işten. İşte
Biraz koruma, biraz değil. Biraz koruma, biraz değil. Yavaş yavaş hasta olsun insanlar muhtemelen. Amaç bu. Hala Florian Dağı'nın tepesindeyiz. Feniküler şuraya geliyor. Şu beyaz bina arkadaki. Burada çocuk parkı var. Şurada bir tane büyük restoran var. Şurada küçük restoranlar var ve hediyelik eşyacı. Bu tarafta keçiler varmış. Biraz önce gittik. Çocuklar sevdiler. Her tarafta çocuklarla alakalı çocukların yapabileceği bir sürü aktivite var. Troll hunting, yani troll avcılığı gibi. Şurada tahtadan, üst tarafta tahtadan troll heykelleri yapmışlar. Ağaçlara oymuşlar. İşte çocuklarla onların arasında değişik aktiviteler. Sonra tırmanma. Burada bir sürü zipline var. Muhtemelen bir yerden en üstteki neredeyse ona çıkıyorsunuz. Sonra oradan oraya, oradan oraya bağınızı, şeyinizi değiştirerek kilit sisteminize diğer zipe takarak devam ediyorsunuz diye düşünüyorum. Burada bisiklet kiralama opsiyonu da varmış. Ben daha önce bu kadar aşağı gelmemiştim. Ama tabii muhtemelen koronadan dolayı çok aktif olarak kullanılmıyor ya da koronadan dolayı kapalı diyelim. Köpeği almaya 14 dakika kaldı. Hazır mısın Efe? Hayır. Hayır mı? 14 dakikaya hazır olman lazım ama başka çaremiz yok. Evet, yani yoldayız. Kamp alanına geri dönüyoruz. Köpeğimizi aldık. Malvin çok güzel. Böyle çok ideal bir size, boyutta. Aldığımız şey de köpek kafesi de çok güzel. Hem arabanın arkasına çok güzel oturdu. Yan tarafta koca bir alan kaldı. Hem de içine Malvin girdiğinde çok geniş, güzel, yani yeterli alan oluyor. Çok geniş olması iyi değil kaza anında vesaire de. Ama içeride ayağa kalkabilip dönebilip her tarafı görebileceği açıklıkları olması gayet güzel. Şimdi kamp alanına doğru dönüyoruz. Bugün artık kamp alanındayız. Bir yere gitmeyiz. Oğlum arkadaş buldu dün akşam. Onlarla oynamak istiyor illa. O yüzden bir gece daha kalmaya karar verdik. Dün gidip parasını ödedim. Bir gün daha uzattım. Yoksa bugün yolda olmuş olacaktık ama bu feribotla buraya geçip karşıdan tekrar Stavanger'e doğru bir feribot daha almamız gerekiyordu. Ama bu durumda Odda'yı ve oradaki şelaleleri vesaire göremiyor olacaktık. O yüzden en mantıklısı bizim için böyleydi. Gidip sadece köpeği alıp geri gelmek amaçlı bu feribota bindik. Şimdi aynı feribotla geri döneceğiz. Bütün günü kamp alanında geçireceğiz sakin sakin diye umuyorum. Köpekle yürüyüşe falan gidebiliriz belki. O güzel olabilir. Böyle. Evet, köpeğimizi aldık. Feribottayız da gidiyoruz. Burada. Malvin. Sit. Sit. Rule, rule. Rule Malvin. Aferin sana. Aferin sana. Aferin sana. Sen Türkçe biliyor musun? Sen bir Türkçe bilmiyor musun? Aa, Malvin.
Çok güzelsin, çok. Çok güzelsin. Malvin Türkçe bilmiyormuş. Norş biliyor sadece. Malvin'i alıp geldik. Malvin. Nay. Go bak. Bak. Nay. Bak. Ora. Hop. Plasın. Plasın. Nay. Bak. Ne yapabilirsin? Plasın. Ne? Link diyor Malvin. Nay. Çıkom. Der. Der Malvin. Sit. Sit. Sit Malvin. Sit. Nay. Sit. Malvin. Sit. Link diyor. Flink diyor Malvin. Flink diyor Malvin. Havanın yağmurlu olacağını zaten biliyorduk ama bugün gittiğimiz yol 2 saat sürdü. Gelirken de 3-3,5 saat gibi sürede geldik. Hatta gelirken aslında 4 saatten bile fazla sürdü. Buraya kadar gelmemiz. Çünkü işte bir Biltema'ya uğradık. Onun için Malvin için yere bağlama aparatı almak için. Bunu böyle yere takıyorsunuz çıkmasın şey yapmasın diye. Onun dışında işte yemeğini aldık vesaire bir iki bir şey aldık. Netice olarak Malvin'i alıp geldik. 11 bin kron verdik. Tüm sağlık testleri, şeyleri, kimliği, çipi, her şeyi tam tekmil. Zaten güvenilir bir yetiştiriciden alınmış daha önce. Ama çeşitli işte ailevi sebepler, eşinin çok fazla çalışması, denize gidip 4 hafta, 5 hafta gelmemesiyle vesaire derken eşim denize çalışmaya gittiği zaman 4-5 aylığına ben çok yoruluyorum. Köpekle ilgilenemiyorum ve köpek de bundan etkileniyor vesaire deyip vermek istemişler aslında. Tabi burada bu köpeklerin Staffordshire Bull Terrier cinsi. Bunun yavrusunu almak isterseniz 23 bin, 22 bin. En ucuzu 20 binden başlıyor. Tabi piyasası 2020'de çok fazla. Çok fazla insan arıyor bu köpekten. Çünkü tam bir aile köpeği. Hani hem küçük boyutları, hem istediğinizde hareketli, istediğinizde sadece oturuyor, çok fazla şey yapmıyor. Şu an işiyor olması da güzel oldu bizim çadırın içine. Böyle sert görünüyormuş gibi oluyor ama hiç de sert değil. Yani yemek yerken bile ağzından ekmeğini alabiliyorsunuz, hiçbir sıkıntısı yok zaten eğitimle. Burada yani otur kalk eğitimlerini zaten herkes kendisi evinde veriyor. Dolayısıyla bunlar Norveç'teki köpekler için hiç problem değil. Bizim kendi Doberman'ımız vardı mesela 40 kilo civarı, 37-38 kilo civarı. O bile yani işte otur, kalk, yat, yerde yuvarlan, ateş etmiş gibi pang yapınca ölme numarası falan. Hani bunları zaten Norveç'teki bütün köpekler yapıyor. Böyle işte bugün gördüğünüz gibi hava yağmurlu. Zaten dedik ki işte 4-5 saatimiz yolda geçecek bugün. En azından bir de karavanla bir 3-4 saat daha en azından bir yolculuk çekmeyelim. En mantıklısı bir gece daha burada kalalım. Bu geceyi de burada geçireceğiz. Yarın Odda üzerinden Stavanger'e doğru yola çıkacağız. Bakalım böyle.